Şimdi ben sana bildiklerini değil, bilmediklerini anlatacağım. Benim bir abim vardı. Adı da Harun. Çok iyi bir polisti. Ben hayatıma hep ona özenerek yol verdim. Bir gün bana zahirleri anlattı. O zamanlar zahirlerin adı yoktu. Sadece birileri diye bahsetti. İstemediklerini bir şekilde egale ederlerdi. Abim durumu fark edince peşlerine düştü tabii. Zahirlerin de abim fark ettiğini abim bilmiyordu. Abim tehlikeli bir şekilde büyüyen bu örgüte karşı ince bir plan yapmıştı. Onları ortaya çıkarmak için karda yürüyüp iz bırakmamaya çalıştı. Ve o gün çok önemli biriyle buluşmaya gidecekti. Belki içine doğdu. Oğlu Murat'a son kez baktı. Son kez kokladı belki de. Zahirler abimi öldürmek için daha 16 yaşında bir çocuğu Hakim Bulut'u tetikçi olarak gönderdiler. Zahirler ilk önce abimi öldürdüler. Hakim abimi öldürdükten sonra Murat'ı fark etmiş. Ne yapacağını bilememiş olacak ki sabah çocuğu da kaçırmış. Hayatımda bir günde 2 parça çaldılar. Yıllarca aradım. Ne ölü ne diri, hiçbir şekilde karşıma çıkmadılar. Sonra öğrendim ki özel bir okulun çok özel bir öğrencisi olmuş. Zahirler o kadar karanlık ki Murat'ı o karanlığın içine atmışlar. Kendilerine sonsuza kadar biat edecek bir tetikçi yetiştirmişler. Adını da Mirsat koymuşlar. Hayır, yalan söylüyor. Bana yalan söylüyorsun. Eğer yalan söylüyorsam abimi silahıyla beni vurabilirsin. Sana kimse karışmaz. Kimse bir şey görmez. Özgürce yaşarsın. Bu gece kimse uyumayacak. Herkes bunun hesabını verecek. Göreceksiniz. Abi, sıkıntı var.